Altının ons fiyatı düşerken dolarsa yükselişe geçti. Küresel bazda yaşanan ekonomik gelişmeler de piyasaları hareketlendirdi efendim. Peki önümüzdeki günlerde piyasaları neler bekliyor? Birlikte izleyelim şimdi. Faiz kararları, iç piyasadaki hareketlilik, küresel bazda yaşanan enflasyonun etkileri. Tüm bu faktörler döviz kuruna yansıdı. Altının ons fiyatı düştü, dolarsa yükselişe geçti. Dolar yeni haftaya 18-15 seviyelerinde başlarken Euro ise 18-10 bantlarını gördü. Bir hafta öncesine kadar Euro'nun altında seyreden dolar kuru şu an itibariyle haftanın ilk işlem günü pazartesi 18.30'dan işlem görerek Euro'nun üzerinde seyrediyor. Doların uluslararası piyasalardaki tekrar değer artışıyla haftaya başladık. Dolar endeksi 109 seviyesinin üzerine test etti. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında da sert bir değer kayıpları gözlemliyoruz haftanın işlem gününde. Euro dolar paritesi gün içerisinde yakın seyretti. Altının ons fiyatı ise geçtiğimiz aylara oranla düşüşünü sürdürdü. 1720 dolar bantlarını gördü. Dünya genelinde altının ons fiyatındaki düşüş eğilimi devam ediyor ve 1720 dolar bandına kadar düştü. Bununla beraber kapalı çarşı piyasalarında gram altının fiyatı 1020 lira bantlarında seyrederken çeyrek altının fiyatı ise 1655 liradan alıcı buluyor. Bugün 1720-1740 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Yine Ağustos ayını baskı altında tamamlayan bir ons altın, ons gümüş var karşımızda. Emtia fiyatlarının tamamında bir değer kaybı olduğunu gözlemliyoruz. Ancak Eylül ayı itibariyle gözlerimiz yine FED'de olacak. FED'in faiz kararları altının seyri açısından oldukça önemli bir etkiye neden olacaktır. Yine 1720 dolar aşağı yönlü kırılacak mı? Buradan tekrar bir toparlanma gelecek mi? Bunun sinyalini almaya başlayacağız. Uzmanlara göre altının ons fiyatındaki dalgalı seyri önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Gram altın tarafında, ons altın tarafında düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. O yüzden bu yaşanan gerileme yılın son şansı olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.